Binali Yıldırım. Neden Binali Yıldırım? Yaşım 30. Hemen hemen bildim bileli 2003 döneminden beri yönetimindeyim. Ana akademisinden başladım. Daha sonra 30 olduğuna göre 17'de 13 yaşında yönetimde olamazsın. Yok. 2012 yılından beri dedim. 2012. 2012 dedim. Evet. Ana akademisinden başladım. Ondan sonra daha sonrasında Gençlik Kolları Başkanı yaptım. Kartal'da mı? Evet, mahalle Gençlik Kolları Başkanı yaptım. Daha sonrasında bir kademe üst dedim. Teşkilat Başkan Yardımcılığı yaptım. Teşkilat Başkanı dedim. Abi onları geçelim. Neden Binali Yıldırım? Binali Yıldırım benim bildiğim bileli Binali Yıldırım yani şey değil yani bu. Görünen köy kılavuz istemez yani. Kazanır mı? İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet abi soralım gel. Yok efendim gel. Abi sen gel. Zor bir soru. Hı? Zor bir soru sordunuz. Zor mu? Zor zor. Herhalde Ekrem olur. Neden? Genç, dinamik. Kazanır mı? Eminim. Fark ne olur efendim? Şu an 13 bin diyorlar. Valla onun için yorum yapmayayım ama kazanacağını söyleyebilir. Hangine tahmin ediyorsunuz? Biz bilmiyoruz. Siz hangisine vereceksiniz? Biz söylemeyiz. İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. Ne için İmamoğlu? Her şey önce adamın dürüstlüğünden, gerçek konuştukları gerçekten. Abi yani. Nereden dürüst olduğunu biliyorsun? Çünkü konuşmalarından bile ne şey yapsın insanlar. Tabii ki anlaşılıyor ya her şey çok güzel olacak. Başka ötesi yok yani. Slogan sevdin. Aynen öyle her şey çok güzel kazanır olacak. Kazanır mı? Kazanır. Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Hemşerim olarak dürüst bir insan, saygıdeğer bir insan. 31 Mart'ta da ona mı verdiniz efendim? Evet. Peki kazanabilir mi? Farkla kazanacaktır. Bu insan. Ne kadar fark olur? 13 bin, 20 bin 13 bine düştü. 23 Haziran kaç olur sizce? 50 ile 70 arasında değişir. 50 bin ile 70 bin değil mi? Tabii. Ben hala kararsızım bunu 22 Haziran gecesi karar vermek. Neden? 2 hafta var. 2 hafta. Bu düşünmek için iyi bir zaman bence. Siz hangi? Bir söyleyeyim mi? Bir soruyoruz sadece. Anladım. Teşekkür ederim siz. Ben Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ya kaç senedir aynı sistemle devam ediyor. Değişim istiyorsunuz, İmamoğlu diyorsunuz değil mi? Biraz değişiklik olsun ya. 23 Haziran'da hangi partinin adayını oyurmayı düşünüyorsun? AK Parti'ye vereceğim abi ben. Neden AK Parti efendim? Öyle abi adam 12 sene Türkiye'yi götürüyor bir şekilde. 17 sene. 12 sene. 17 ne? Seneymiş. Bak ben 12 biliyorum. 17. Diyor, eyvallah. Nedir yani yaparsa o yapar ya. Öbürleri yapamaz mı? He? Öbürleri yapamaz. Bugüne kadar ne yaptı? Cumhuriyeti kurdular. Bana bir şeyini anlat. Cumhuriyetini okurmadı. Atatürk kurdu. Tam onun partisi. Yani parti onun ama. Partisi değil. Yok onun partisi değil. O şimdi AK Parti kurmuş olsaydı AK Parti'yi sen sevmiyorsun diye. Başındaki insanları. Sen ne diyecektin Atatürk'ün partisi diye ben sevmediğim insana oy mu vereceğim diyecektin. Mesajı söyle. Yok sen diyecek miydin öyle? Yok. Ben de demiyorum işte. O zaman bir şey yapmadı diyorsun CHP. Hiçbir şey yapmadı. Binali Yıldırım. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Abi bir mesele soralım. Merhabalar. Merhaba. 23 Haziran'da hangi partinin adayına oy vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu. Ne için İmamoğlu efendim? Ekrem İmamoğlu yani bu İstanbul'un ekolu oldu. Hak yana, hukukta yana, adaletten yana olan bir kişiyi ben nasıl ona oy vermem de kime veririm? 31 Mart'ta kime vermiştiniz? Ne İmamoğlu. Tekrar devam. Evet. Kazanır mı? %63, %64. Oy mu alacak? %64 oranıyla kazanacak inşallah. Ne oy vermeyi düşünüyorsun? Dedim. CHP. Neden CHP? Artık zamanı geldi yani. İmamoğlu kazanır mı? Ekonomi kazanır. CHP'ye vermeyi düşünüyorum. Tabii. Neden efendim? Daha dürüst, daha temiz. İmamoğlu kazanır mı? Kazanır bence inşallah. Allah fark ne olur efendim? 13 bin ne olur? 15 bin olur. Siz? İnşallah Ekrem İmamoğlu kazanır. Yine kazanır. Ama ne kadar fark olur? %50 alır. Ekrem İmamoğlu'na vermeyi düşünüyorum. Neden? Çünkü genç, dinamik, çalışkan, dürüst, cumhuriyetçi. Kazanır mı? Gelecek için daha güzel bir şey. Kazanır mı İmamoğlu? Tabii ki kazanır. Fark ne olur? Fark %60-65. Ben İmamoğlu'na vermeyi düşünüyorum. Neden İmamoğlu? Doğru, dürüst olduğu için, halktan yana olduğu için. Kazanır mı İmamoğlu? Savunduğu için. Kazanır mı? Kazanır. Fark ne olur? Şimdi 13 bindi. 31 Mart'ta şimdi ne olur? Yani
çok artar. Bayağı bir hayli artar yani diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim, ben teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhabalar. Konu basit. 23 Haziran sandık başına gidiyoruz. Evet. Siz hangi partinin adayını oyurmayı düşünüyorsunuz efendim? Abicim yani yaklaşık 17 yıldır bu ülkenin başında olan insanların hepsi durumlarını biliyoruz zaten. Hani halkın durumu da belli. Bir ara dediler işte varlık kuyruğu falan dediler. Hani insanların ta 70'li yıllardaki kuyruklarını bahane ederek şimdiki... Efendim 70'teki teknoloji, şimdiki domates, evet, biber. Heh, şimdi daha ama farklı. Daha farklı tabii ki. O zaman mecburiyetten dolayı olan bir şeydi. Şimdi biz de üretmiyorduk onları. Üretmek yani şimdi hangi çağda yaşıyoruz? Ülkenin hangisine? Bu bütün ülkelerin hani şu anki yüzyıllar içerisinde olan şeyleri kıyasladığımız zaman biz yine geride kalmış bir ülkeyiz. Yani dünya ülkeleriyle kendimizi kıyasladığımız zaman biz bayağı bir gerideyiz. O yüzden ekonomi kötü, problem var. Kötü, evet. Problem var, işsizlik var. Suriyeliler bugün, ben geçen hafta bayram tatili diye Eminönü'ye indim. Türk'ten çok Suriyeli var, Afgan'ı var, Kırgız'ı var, göçmen. Özbek'i var, göçmeni var. Tamam şimdi savaştan geldiler, bilmem sığıntı mığıntı ama artık yani Türk insanı Türk kendisine yetmiyor. 7 yıl oldu, gitsinler. Gitsinler tabii ki abicim, burası yani. Yani burası İmamoğlu. İmamoğlu tabii ki yani. 23 Haziran'da sandık başına gidiyoruz. Aynen, tekrar. Siz hangi partinin adayını oyurmayı düşünüyorsunuz? Ya, tabii ki tekrardan Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyi düşünüyorum. Çünkü yapılan haksızlık oldu. Başka bir sorun var mı abi? Bana var. Başka bir soru sor istersen ben öyle konuşurum. Var. Neden İmamoğlu? Neden İmamoğlu? Çünkü genç daha dinamik. Biraz daha demokratik. Yani yapılan yolsuzluklar, yapılan haksızlıklar zaten beni bir para etmeyen artık. Hı hı. O yüzden yani gençlere de bir önem verilsin artık. Peki fark ne olur? Söz verilsin istiyorum. Nasıl? 13 bin oy fark vardı. Şimdi ne olur? Başlayacağını düşünüyorum. Çünkü yakın çevremde takip ediyorum. Benim hani kendi ailemde de olsun, yakın çevremde de olsun hani... Yani, Binali Yıldırım'a verenler mesela bu seçimde de İmamoğlu'na vereceğini söylüyorlar. Ne için karar değiştirir sizce? Şimdi şöyle bir şey var. Hem bu yapılan haksızlıktan dolayı hem de herkesin bir kendi çıkarı var mesela. Atıyorum bir yakınım EYT'li mesela. Bir yakınım farklı bir durum yaşamış mesela. Böyle birçok şeyler var. Tek hani şey yapılan haksızlıktan dolayı karar değişmiyor. Peki yani. Bir genç olarak geleceğe ya bakış açın nasıl? Umutlu musun? Kastamonu'da mesela intihar etti yani. Ama ne kadar üzücü bir şey. Ben tahmin edebiliyorum. Bayramdan onun akrabaları gelecekti. Böyle bir hani oluyor mesela. Biz gençler olarak bıktık mesela. Atanamıyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Geliyor akrabalarımız mesela böyle. Ne bileyim bir şey yapıyorlar. Böyle, bakıyorlar böyle. Hani bir atanamamış. Şey İnsan böyle bir şey oluyor. Hani utanıyor artık. Kimsenin karşısında çıkası kalmıyor. Gençler işsiz yani. Bakıyorsun Suriyeliler bak. Benim gençler işsiz diyorsunuz. Abdülkadir Aksu 75 yaşında. Vakıfbank'ın yönetim kurulu başkanı oldu. Evet. Arınç başka bir şeye girdi. Bir önce söyledi 53 milyon lira. Yani gençler işsizken eski yaşlara iş verilmesi nasıl karşılıyorsun? Şimdi bu ayrı bir şey. Tabii ki bazı tecrübeli insanlar var. Hani bazı yerlere gelmeli. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bülent Arıcı'nı da buradan sesleniyorum. Bir dönem böyle bir duruşu oldu. Şimdi tekrardan neden döndü, neden levalandı onu da anlamıyorum yani. Ekrem İmamoğlu. Ne için İmamoğlu efendim? Yani Ekrem İmamoğlu biraz daha ne dediğini çok iyi bilen bir siyasetçi gibi duruyor şu an. Geçen dönemde yine ona verdim 31 Mart'ta. Daha önce kime veriyordun? Ben CHP'ye veriyordum aslında. CHP'nin kendi adayım ben. Ya da üyesiyim de zaten. Ama bunlar bana biraz daha şey geliyor artık. Hani İmamoğlu kazanır mı efendim? Bence geçen seçimden bir 10 veya 15 bin oy daha fazla alarak gelir. Gelir diyorsun. Gelir. Ki gelmesine gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Abi benim için partinin hiçbir önemi yok. CHP, MHP, AK Parti ama kişisel olarak, şahıs olarak Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu efendim? Abi neden İmamoğlu? Kendisi 18 günlük belediye başkanlık döneminde 85 TL olan öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdi. Daha sonrasında suya %40 zam yaptı. İndirim yaptı. 18 günde bunları yapan adam kendisinin dediği gibi 1800 günde bunları hakikaten de dedirtecek gibi gözüküyor abi. O yüzden Ekrem İmamoğlu diyoruz. Fark ne olur efendim? Fark ne olur? Şu andaki hükümet bence çok büyük bir yanlış yaptı. Neden? 114 bin oy farkı vardı herhalde. Bu oy şu anda 6'ya 7'ye belki de 8'e katlanacak gibi görünüyor. Keşke belediye başkanlığı seçimi değil de cumhurbaşkanlığı seçimi olsaydı diyoruz biz abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum ben. Şu andaki hükümetin kaybetmesinin sebebi... Allah'tan başkalarına bu insanı kulluk ettirmeleri, üretimi durdurmaları,
tarımcılığı, çiftçiliği, hayvancılığı, her şeyi bitirmeleri. Allah'tan başka kulluk ne demek o? Açalım. Abicim Allah'tan başka kulluk şu. Yaradan diyor ki benden başkasına kulluk etme. Şu andaki hükümet bizi İsrail'e kulluk ettiriyor. Amerika'ya kulluk ettiriyor. İngiltere'ye kulluk ettiriyor. Yani dış güç dış güç diyorlar. Bizi onlara kulluk ettiriyorlar. Kölelik ettiriyorlar. Söylememdeki sebep bu. 23 Haziran hangi partiye oy vereceğiz? Evet. Ekrem İmamoğlu'na. Ne için? Temiz olduğu için her konuda ne olursa bugün eğer ki bu şeyden, bu ekonomiden düşünüyorsak ondan başka verecek şeyimiz yok. Kazanır mı? Ben 2012 yılında benim maaşımla 550 euro alabiliyordum. Şimdi ya 300-350 euroyu alıyorum ya da almıyorum. Başka ne vereyim ki? Tabii ki ona verim. Erimiş diyorsun maaşın. Allah'ın izniyle kazanacak. İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çünkü gelecek bir Türkiye için artık yeter diyoruz. Kazanır mı İmamoğlu? Kazanır. Fark ne olur? 13.000'de artar mı? Fark daha fazla olur düşünüyorum. Tabii ki tatilde olanlar gelirse. Delikanlı senin oyun yok ama olsaydı sen ne yapardın? İmamoğlu'na verirdim. Çünkü sosyal bir devlette yaşamak istiyorum. Ekrem İmamoğlu abi. Neden? Çünkü gençlere güzel vaatlerde bulunuyor. Başka? Yani... Öğrencinin halinden anlayan bir insan önerilik. Siz kimi vereceksiniz? Ben de Ekrem İmamoğlu. Neden? Ya neden? Dediğim gibi yani öğrencinin halinden anlayan bir insan. Öğrencilik için, öğrenciler için yenilikler yapan bir insan. Yani nasıl desem? Kaç yıldır İstanbul'u yönetiyorlar. Bir İmamoğlu proje sundu. 85 liradan 40 liraya düşürdüler. Demek ki oluyor diyorsun. Yani 18 günde bunları yaptıysa 1800 günde neler yapacak yani? Kazanır mı? Her şey çok güzel olacak abi. Her şey çok güzel olacak. İmamoğlu. Neden? Başka diyeceğim yok. Kazanır mı? Tabii ki kazanacak. Fark ne olur? Her şey çok güzel olacak. Fark ne olur? Bayağı açık olacak, kapalı olacak. Yani o kapatacak farkı. Türkiye Komünist Partisi'ni almak istiyorum. Neden TKP? Çünkü Tunceli'de çok güzel işler yapıyor. Mesela halkı daha çok yüceltmeye çalışıyor. Ama son günlerde bayağı eleştiriyorlar başkanı ya. Yani, Tunceli'nin Dersim yapmaya çalışmasından dolayı haksızlık mı değil mi? Haksızlık değil, onlar olabilecek bir şeyler. Daha yeni iktidara gelmiş bir parti. İleride geleceğini düşünüyorum. Oyun TKP'nin? Evet. Büyükşehir adayları var mı TKP'nin? Yok, şu anlık yok. Ama veremeyeceksin oy demek ki. Yani o zaman da CHP düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Haziran'da hangi partinin adayını oyunu düşünüyorsunuz? Hiçbirine. Kızgın mı? İşte çıkar için ne olacak? Çıkarlarını düşündükleri için.